katsa yaptırımlarının ele alınacak olmasını ben S-400 sorununun da ele alınacak olması olarak okurum. Zaten iki tarafında işte mesai harcadığı bir konu bu. Yalnız tabii S-400 sorununun çözülmesinde nelerin olamayacağını da önce bence ele almak lazım. Yani Washington'dan gelen bazı mümkün olmayan talepler var. Türkiye bir şekilde bu S-400'lerden kurtulsun, diğer konuları ondan sonra konuşalım şeklinde. Ama bu gerçekçi değil çünkü... Her ne kadar gizlilik derecesi olan bir anlaşma olsa da Türkiye ile Rusya'nın imzaladığı S-400 anlaşmasının herhalde Rusya buraya üçüncü bir ülkeye satılmasını veya gönderilmesini önleyici bir hüküm koymayı akıl etmiştir diye düşünüyorum. Ankara'nın talebi de işte bunu Amerika kabul ediversin işte aldık biz artık tamam ama Amerika da kabul etsin gibi. Bu da Amerika Birleşik Devletleri açısından gerçekçi diye. Bir kere tabii kendi koydukları yasaya aykırı yani katsa işte Amerika'nın muarızları, muarızlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasına ki orada muarız Türkiye değil tabi Rusya yasasına zaten aykırı. Bunun ötesinde tabi Türkiye eğer gelecekte F-35 ve daha ileri Amerikan sistemlerine de sahip olmak isteyecekse zaten bu S-400 torunun çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla ara çözümlere bakmak gerekiyor. Ben hem Ankara'da hem Washington'da bu ara çözüm konusunda mesai harcandığını biliyorum. Türkiye bir kere prensip olarak tek taraflı yaptırımlara uyma konusunda kendisini zorunlu hissetmiyor. Yani Birleşmiş Milletler'in uyguladığı yaptırımlara Türkiye uyuyor, diğerlerine kendisini mecbur hissetmiyor. Yani daha önce İran'a uygulanan yaptırımlar, Irak'a uygulanan yaptırımların Türkiye ekonomisine büyük zararı olmuştu. Keza Türkiye'nin işte Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymasının da Türk ekonomisine büyük zararı olacaktır. Bir de tabii şunu da unutulmaması lazım. Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara uyması bekleniyor ama Türkiye kendisi yaptırımlara yani bizzat Amerikan ve AB yaptırımlarına muhatap olan bir ülke. Dolayısıyla hani bu da mutlaka Türkiye'nin diyelim ki bu yaptırımlara uyma motivasyonunu azaltıyor olmalı. Bir başka konu hiç kimse bu yaptırım paketlerini geliştirirken Türkiye'ye danışmadı. Yani eğer Türkiye'ye danışılmış olsaydı yine Türkiye'nin uyma olasılığı artacak. Dolayısıyla hani yaptırımlara %100 uyması Türkiye'nin hiçbir zaman gerçekçi olmayacaktır. Ama tabii Türkiye'den asıl beklenen Rusya'nın kendi askeri sanayinde kullanılabileceği yaptırıma tabi ürünlerin Rusya'ya ulaşımını mümkün kılmaması. Yani bir yerde AB'nin ve ABD'nin yaptırımlarını etkisiz kılmaya yönelik politikaları izlememesi. Amerika Birleşik Devletleri de bunu zaten Türkiye'de artık bizzat hani tam saha markaj şeklinde Türk firmaları nezdinde zaten takip ediyor. Şu anda Türkiye ile Rusya arasında finansal transferler bile oldukça zora girmiş durumda. Yani Moskova ve Ankara buna bir çözüm arıyor ama bulabilmiş de değiller. Ve bana göre Putin'in Türkiye'ye planlanmış olan ziyaretinin ertelenmesinin sebepleri arasında bu da var. Yani bu önemli soruna bir çözüm bulunamamış olması tabi ABD mutlaka hani tam saha markaja devam edecektir. Geçen seçimde Türkiye resmen şey olmuştu. Yani seçim kampanyasının gündemleri arasında yer alıyordu. Bugün artık ABD seçiminin gündeminde Türkiye yer almaz. Yani çok daha yakıcı sorunlar var. Yani dış politika başlıkları olarak Ukrayna var, Gazze var. Çin var vesaire sıra Türkiye'ye gelmez. Erdoğan'ın bir önceki seçimi kazandığı zaman onu tebrik etmek için bir hafta bekleyen batılı liderler bu sefer hemen bir iki gün içinde hepsi tebrik ettiler. Hemen bu seçimin ardından gittiği Vilnius zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan işte İsveç'in NATO üyeliği konusunda örneğin ABD'yi de işte Avrupalı ülkeleri de çok memnun eden mesajlar verdi ve tabii Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ardından ABD yönetiminin kongre sürecini de a, tüketerek Türkiye'nin F-16 alımına onay vermesi bence büyük bir fırsat penceresi yarattı. A, bunu bir kenara koymak lazım. Bunun yanı sıra tabii jeopolitik zorunluluklar da var aslında iki ülkenin daha yakın temasta olması için. A, bunlardan Türkiye'de çok konuşulmayan a, bir tanesi ABD'nin artık gelecekte Suriye ve Irak'tan kara güçlerini, kara kuvvetlerini çekme olasılığı. Bu aslında artık Washington'un gündemine girmiş durumda. Önümüzdeki seçimleri Trump'ın kazanması durumunda zaten Irak ve Suriye'deki ABD kara kuvvetlerinin çok hızlı geri çekilişini görebiliriz. Biden'ın kazanması durumunda biraz zaman alabilir. Ama unutmayalım ki işte Biden'da göreve geldikten hemen sonra Afganistan'daki kuvvetleri çekmişti. Bu tabii Türkiye açısından o zaman bir meydan okuma haline gelecek. Çünkü Türkiye Irak ve Suriye politikalarını Amerikan askerlerinin orada olduğu bir senaryoya göre kalibre etmişti. Şimdi Amerikan askerlerinin olmadığı bir durumda belli meselelerle Türkiye belki de bazen tek başına baş etmek zorunda kalacak. Çünkü aynı yerde Rusya, İran gibi devlet aktörleri, işte PKK, IŞİD gibi terör örgütleri de var ve burası Türkiye'nin çok yakın coğrafyası. Öte yandan Amerika'nın kara birliklerini çekiyor olması bu bölgeyle artık ilgilenmediği anlamına da gelmeyecek. Zaten hani hava a, gücü zaten a, bölgede var. Dolayısıyla Türkiye ve ABD'nin oturup a, çok geç kalmadan hani bu işi son dakikaya bırakmadan ABD'nin Orta Doğu'dan kara kuvvetlerini çekmesi durumunda nasıl işbirliği yapacaklarını konuşmaları gerekiyor.